Merhaba arkadaşlar, Sukule ile Hertel'den isimli YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Kucak dolusu sevgiler yolluyorum hepinize de. Arkadaşlar, bugünkü çekimimin konusu patos sarmaşığı, yani salon sarmaşığı. Uzun zamandan beridir istediğim bir türdü. Kendime bir tane gördüğünüz gibi getirttim. Bir tane de satış için getirttim. Bu şekilde çok güzel askılı saksıda. Hem şimdi saksı değişimini yapacağım sizlerle beraber, hem de biraz bilgiler aktaracağım. Bakımı, nasıl sulanmalı, nasıl üretimi hakkında bilgiler vermeye çalışacağım. Patos sarmaşığı bakımı en kolay salon bitkilerinden bir tanesidir arkadaşlar. Az ışıkta büyüyebilen, yani salonunuzun veya herhangi bir odanızın en az ışık alan bir bölümünde bile patos sarmaşığını rahatlıkla büyütebilirsiniz. Upuzun dallarıyla, bu şekilde daha da uzayacaktır bu arkadaşlar. Sera'dan yeni geldi. Upuzun dallarıyla evinizde bir yağmur ormanı görüntüsü verebilirsiniz patos sarmaşığı ile. Eğer yaprakları bu şekilde alacalıdır. Şu şekilde görüyorsunuz. Eğer yaprakları tamamen yeşile döndüyse arkadaşlar, o zaman ışık yetersiz geliyordur. O yüzden tamamen yeşile dönmüştür. Bu şekilde rahatsızlığını size belli edebilir. Bu şekilde yaprakları alacalı olacak. Saksı seçimi olarak kesinlikle 6 delik saksı tercih ediyoruz. Hani plastiktir, toprak saksıdır. Bu tamamen sizin tercihiniz. Fakat toprak saksı kullandığınızda suyu daha çok çekeceği için biraz daha fazla sulamanız gerekebilir. Saksı boyu birazdan bunu çıkarttığımda göstereceğim size. Köklerden 5 santim yükseklikte bir saksı boyu olmalıdır. Saksısını ne zaman değiştirmeliyiz? Saksınızın altı delik olduğu için bu şekilde saksının altına bakıyorsunuz arkadaşlar. Eğer bu deliklerden kökleri çıkmışsa, patos sarmaşığı artık benim saksımı değiştir mesajı veriyordur size. Su ile arası çok fazla yok. Çok fazla ıslak kaldığında hani çürüyebilir arkadaşlar. Sulamasını toprak tamamen kuruduktan sonra yapmanız gerekiyor. Bunu anlamak için böyle toprağın içine 1-2 santim elinizi derine indirerek toprağın kuruyup yaş olduğunu anlayabilirsiniz. Şimdi hemen saksı değişimine geçiyorum ben. Bu arada yine aklıma gelen şeyler olursa sizinle paylaşacağım. Evet, toprak seçimi, onu da dikerken anlatayım. Bu şekilde saksısından çıkarıyorum, üretim saksısından. Altı çatlamış bu saksı, artık benim hiçbir işime yaramayacaktır. Arkadaşlar, bu arada kanalımın onaya gitmesine çok az kaldı. Destekleriniz için, beni takip ettiğiniz için, videolarımı izlediğiniz için gerçekten minnet duyuyorum hepinize de. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bakın, her yerinden kökler sarmış. Bıçağım nerede? Evet. Üretimi konusuna hemen gelmek istiyorum. Bu kökleri fazla oynamayacağım. Ben sadece yanlardan birazcık, bu torflardan döküyorum. Tamamen kök arındırması yapmayacağım. Kaktüs ve sukulentlerdeki gibi. Çünkü gördüğünüz gibi çok sağlıklı kökleri olan bir bitki. Şu şekilde dallarında keserek arkadaşlar, üzerinde 2-3 tane yaprak olan, şöyle 10 santim uzunluğunda bir dalı keserek, bakın bu şekilde, diğer bitkiler gibi
Burayı da bu şekilde verev keserseniz daha iyi sonuç alacaksınızdır. Bu şekilde keserek hemen nerede? Evet, burada bir tane kesmiştim ben. Aslında köklenmesini bekleyip size o şekilde göstermek istedim ama bir an önce de patos sarmaşığımı saksısına dikmek istedim. Bu şekilde cam bir bardak ya da cam bir kavanozun içine bunu suya koyduğunuzda bu size kökler verecektir ve bu şekilde üreteceksiniz. Aynı şekilde yine bakın yandan yaprak, ya pardon, dal yatmış ve buraya kök yapmış arkadaşlar. Bunu da yine buradan keserek, bakın şuradan kökünden ayırarak patos sarmaşığınızı üretebilirsiniz. Çok güzel, gördüğünüz gibi kökleri var arkadaşlar. Bunu bu şekilde çok hoşuma gitti. Ben dikeyim inşallah. Bunu da şöyle kenara alıyorum. Ve dediğim gibi torfundan çok arındırmıyorum. Direkt sarmaşığımı dikeceğim arkadaşlar. Şu şekilde kenara alıyorum. Tepsimi de kaldırayım. Evet. Toprak seçimi herhangi bir salon bitkisinde veya kaktüslerinizde kullandığınız toprak karışımınızla gayet rahat bir şekilde dikebilirsiniz arkadaşlar. Benim her zaman kullandığım toprak karışımla alakalı videom kanalımda kokopit, vermikülit, pomza, bahçe toprağı, biraz hayvan yanmış hayvan gübresi var, ahır gübresi var. Biraz bu şekilde lav taşları var. Bu şekilde bir toprağıma dikeceğim inşallah. Saksı seçimim bu şekilde plastik bir saksı. Yani biraz önce de bahsettim. Köklerden şu şekilde 5 santim derinlikte bir saksıya dikerseniz gayet mutlu olacaktır patos sarmaşığınız. Ve hemen dikim aşamasına geçiyorum. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Güzel, sever beni inşallah. Bakın yani çok fazla değil, bir 5 santim 6-7 santim kadar toprak koydum. Patos sarmaşığımı bu şekilde saksıya oturttum ve şimdi kenarlarını toprağım ile dolduruyorum. Şu anda patos sarmaşığı yaş arkadaşlar. Ya yani diktikten sonra bu şekilde yaş bir sarmaşıksa kesinlikle su vermenize gerek yok. Çünkü gayet torfu yaş durumdaydı. Evet. Bu şekilde yanlarını şöyle ortalı olsun. Telefonumun şarj olmasını bekledim. Daha bir de Instagram için video çekeceğim arkadaşlar. Benim işim gücüm sosyal medya, Instagram, Facebook işim bu benim. Kazanç kapım bu. Evet, bu şekilde sarmaşığımı diktim. Şu şekilde yana alıyorum. Toprağımı kaldırıyorum. Bu ara sepetlere karşı aşırı bir ilgim oluşmaya başladı. Rattan alıp sepet örümüne de başlayacağım inşallah. 2 milimlik rattan bulamadığım için şimdilik beklemedeyim. Bu şekilde sepetler becerebilirsem tabii ki de yapacağım. Hatta şu anda pandemiden dolayı kapalıymış ama halk eğitim merkezlerinin sepet örme bölümleri varmış. Eğer açılırsa mutlaka sepet örme için ders almak da istiyorum. Bu şekilde sepetimin içine oturtturuyorum bitkimi. Yalnız sepetim biraz derin geldi. Şu anda hemen altına koyabileceğim bir şey var mı? Şu anda yok arkadaşlar. Ya da şöyle yapalım. Bakın burada 5,5'luk saksılarım var. Hem sizlere de fikir olmuş olur.
Şu şekilde 5,5'luk saksıları zemine yerleştirerek birazcık sarmaşığımın daha yüksekte durmasını sağlayabilirim. Evet, bakın bu şekilde yerleştirdim ve sarmaşığımı sepetin içine oturtuyorum. Nasıl oldu arkadaşlar? Çok güzel olmadı mı? Umarım beni sevecektir. Kaktüs ve sukulenttan sonra yeni hobim salon bitkileri. Her zaman söylüyorum. Bir salonum yok ama salon bitkilerine karşı bir zaafım oluştu. Hayır olsun bakalım. Bu kadar çekimim. Umarım faydalı bilgiler verebilmişimdir. Bir ufak bir nebze de olsa katkı sağlayabildiysem sizlere ne mutlu bana. Benimle iletişime geçmek için sosyal medya hesaplarım, her videomda mutlaka söylüyorum arkadaşlar. Mesajlarınıza dönüş yapıyorum. Instagram Sukuley, Facebook adresim Leyla Gürsoy parantez Zehra, Facebook grubum Kaktüs Sukulent ve Çiçek Çılgınları, benimle bir şekilde iletişime geçebilirsiniz. Başka bir çekimde, başka bir konu ile, başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın lütfen arkadaşlar. Allah'a emanet olun ve hoşça kalın.